Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz için iyi bilmezdik manşeti atan, Bediüzzaman Hazretleri için çirkin bir manşet atan, Sayın Erdoğan'ı kim vurmak ister şeklinde manşet atan ve orduyu darbeye davet eden Türk Solu dergisi de Gülen örgütüne ait çıktı. Derginin baş yazarı olan Gökçe Fırat kendisini yıllardır komünist olarak tanıtıyor. Ancak Gülen cemaatinin bir mensubu olduğu ortaya çıktı. Hayret ya bu. Yani o kadar acayip bir yapılanma ki anlamak mümkün değil. Adam komünistim diyor. Komünist propaganda yapıyor. Ama Fethullah Gülen örgütüyle bağlantılı. İşte İngiliz derin devletinin taktik ve oyunlarından bir tanesi de bu. Yani bak bu yapılanmayı ne hale getirmişler, nasıl sızmışlar işlerine. Adamların belki de haberi bile yok nasıl oynatıldıklarından. Nasıl yönlendirildikten haberleri bile olmayabilir. Tayyip Hoca ile ilgili işte dar ağacında resimlerini falan yayınladılar. Bediüzzaman'a akıl almaz hakaretler ettiler kapaklarında. Ama Fethullah Gülen örgütüne iç içe oldukları anlaşılıyor. Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili kapağı gösterebilir miyim? Buyurun. Hür adam diye sefil adam diyor Bediüzzaman'a. Şerefli, asil, soylu adam. Sefil adamın kim olduğunu Allah göstertti. Hakaret edene döner.